Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle olumsuz düşünceler ve olumsuzluk önyargısından bahsedeceğiz. Olumsuz düşünceler, herkeste var olan olumsuz duygularla birlikte gelişen durumlardır. Ama olumsuzluk önyargısı dediğimiz zaman herhangi bir uyaran yokken, yani kişi olumsuz herhangi bir olay yaşamamışken hissetmiş olduğu karamsarlık, şüphe ya da kaygı durumlarıyla birlikte gelen düşüncelerdir. Olumsuzluk önyargısı, olumlu düşüncelerden çok olumsuz düşüncelere odaklanma ve burada takılı kalma halidir. Olumsuzluk önyargısı, ortada herhangi bir uyaran yokken ortaya çıkabileceği gibi, daha önceden yaşamış olduğumuz olumsuz deneyimler sonrasında olumsuzluğa odaklanmayı öğrenme durumunda da olumsuzluk önyargısı gelişebiliyor. Peki nasıl oluyor? Kişi sürekli olarak hayatında olumsuz deneyimlerle karşılaşmışsa ya da travmatik durumlar yaşamışsa bu olumsuz düşüncelere odaklanmasını sağlıyor. Olumsuz düşünceler, olumsuz duygular ve bunlara odaklanma durumunu kişi öğrenmiş, şartlanmış oluyor. Böyle durumda da herhangi bir durum olduğunda, olumlu ya da nötr bir duygu olduğunda, öyle bir duygu geldiğinde içerisine, onun içindeki ya şöyle olsaydı nasıl olurdu acaba diye en kötüsünü düşünme, yani olumlu bir durumun içerisinde bile olumsuz olabilme ihtimalini arıyor. Buna da olumsuzluk önyargısı diyoruz tekrardan. Beyin her zaman aşina olduğunu arar. Çok hızlı alışır, çok hızlı öğrenir ve çok hızlı şartlanır. Hatta gördüğüne inanır beyin. Hatırlarsanız 6 ve 9 örneğini vermiştim sizlere. Yere kocaman bir 6 çizdiğimizde alttan bakınca 6, üst taraftan baktığımızda 9 olarak görürüz. Yani hiç etrafından dolaşmadığımızda hep aynı noktadan bakan kişi o sayıyı 9, diğer taraftan hep aynı noktadan bakan kişi 6 olarak görür. Beyin gördüğüne inanıyor çünkü. Bunu değiştirebilmek tabii ki de bakış açısı, algılar ve algıladığını yorumlamak durumuyla alakalı. Olumsuzluk önyargısı dediğimizde tam da bu noktada gelişiyor zaten. Peki biz olumluya nasıl çekeceğiz? Zihnimize diyelim bir düşünce geldi. Ya şöyle olursa, böyle olursa şeklinde olumsuz. Neden böyle olsun? Böyle olduğunda ne olabilir? Ben nasıl bir çözüm üretebilirim şeklinde olumsuzluk önyargısını o anda kırabilmek için küçük çabalar gerekir. Tabii ki bu kişiyi çok yıpratan bir süreç olabiliyor, yani çok büyüyebiliyor. Bu durumda da lütfen psikolojik destek almayı ihmal etmeyin. Çünkü bazı durumlar travmatik durumlar olabiliyor. Bunlardan kaynaklanabiliyor. Olumsuz yaşam deneyimlerin sonrasında gelişen bazı psikolojik problemlerin kapsamında olabiliyor olumsuzluk önyargısı dediğimiz durum. Bunlar bahsettiğim durumlara ek olarak gelişen durumlarda da yine karşımıza çıkan mutlaka psikolojik destek gereken durumlar olabiliyor. Olumsuzluk önyargısında tekrarlayan olumsuz düşünce yapısını, yani bu döngüleri kırmak ve olumsuz düşünceleri yapılandırarak yeniden olumlu düşünceler yerleştirmek psikolojik destekle mümkün. Fakat bu durumun kökeni travmatik mi yoksa kişinin kendi içinde bulunmuş olduğu olumsuza odaklanma, olumsuza şartlanma durumları da ek olarak eşlik ediyor mu? Bununla birlikte uygulanan teknikler de değişebiliyor. Yani mutlaka sosyal işlevselliğinizi, hayatınızı idame ettirme durumunu engelleyen durumları saptayın ve psikolojik destek almayı ihmal etmeyin diyorum tekrardan. Peki olumsuz düşünmek bizim zihnimizde olumlu düşünmek kadar doğal mıdır? Elbette doğaldır. Çünkü ihtimaller dahilindedir her şey. Yaşadığımız deneyimler, duygular, düşünceler. İki olasılık olduğu gibi her şeyin ortası da vardır. Biz bilişsel hatalardan bahsetmiştik. Hani etiketleme, hep ya da hiç durumu. Yani siyah beyaz varsa gri de var. Olumlu olumsuzun orta düşüncesi var. Yani bir şeyin içinde hem olumlu hem olumsuz olabilir. Ama ikisinin birleşimi ortak çözüm noktası olarak da karşımıza çıkabilir. Evet, bugün sizlerle olumsuz düşünce ve olumsuzluk önyargısından bahsettik. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Randevu ve bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız mevcut. Sağlığınızı önemseyin. Kendinize iyi bakın.